Efendim herkese günaydınlar, hayırlı haftalar dileyerek bir yeni güne merhaba ile daha pazartesi ile birlikte başlamış bulunduk. Afrin Harekatı dolayısıyla şehit düşen isimleri bir bir buradan zikrederek onlara rahmetle andığımızı bir kez daha ifade edelim efendim. Hasan Kuş, Halis Koca, Koray Karaca, Burak Akalın, Oğuzcan Ekiz, Enes Sarı Aslan, Hamza Karaca, Hüseyin Şahin, Serdar Ege, Erdem Mut, Mehmet İlker Kahraman. Hepsini rahmetle anıyoruz efendim. Evet, şehitlerimizin her birini rahmetle anıyoruz, isimlerini yad ediyoruz ve arkalarından yine dualarımızı etmeye devam ediyoruz. Şu an hali hazırda operasyonda görev yapan tüm Mehmetçiklerimize selamlarımızı, muhabbetlerimizi ve fetih surelerimizi gönderiyoruz. Allah onları muzaffer kılsın inşallah diyoruz. Ve biz yeni güne merhaba ekibi olarak hiçbir zaman unutmayacağımızı dile getirmekten onur duyuyoruz diyelim. Şanlı ordumuzun arasına meleklerini göndersin Rabbim diye de dualar ediyoruz. Ekranlarınızın başına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyelim efendim. Haftanın ilk yeni güne merhabasında bizler çok özel bir konuyu konuşacağız. Aslında gençlerimizi ilgilendiriyor. Direkt, dolayısıyla vatanımızı ilgilendiriyor. Bir yandan böyle gencecik fidanlarımızı toprağa veriyoruz. Ne uğruna? Vatan uğruna. Müthiş bir kutsal görev uğruna aslında. Ve öte taraftan gençlerimizi yetiştirme gayretindeyiz. Hepiniz evlat sahibisiniz. Allah bağışlasın diyoruz her zaman olduğu gibi. Ama şunu da biliyoruz, nasıl yetiştirmeliyiz? Onlar nasıl devlete, millete hizmet eden, gerçekten gönlü temiz, Allah'tan korkan, kuldan utanan ve devletine milletine hayırlı birer evlat olsun diye gayret içerisindesiniz. Biz o gayrete katkı sağlamak istiyoruz. Bunun dolayısıyla da Musa Mert eğitimci yazar bizlerle birlikte olacak. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Nasılsınız? Hamdolsun, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Bizler de iyiyiz hocam. Bugün inşallah sizden istifade edeceğiz. Estağfurullah. Ve şehitlerimizi her zaman olduğu gibi anıyoruz. Eminim sizin de söyleyecek cümleleriniz var. Belki hani bazen hiçbir şey söylemeyip buraya yumruk olan şeyler de var. Allah hepsinin yardımcısı olsun. Şu anda savaşan, cephede olan askerlerimizin, şehit olanları da minnetle, rahmetle anıyorum. Bir taraftan üzücü ama bir taraftan sevindirici. Yani diyecek bir şey bulamıyorum. Yani evet. Allah rahmet eylesin. Allah inşallah yardımcılar olsun diyoruz. Şimdi biz ülkemizde hali hazırda yetişen gençleri biraz konuşacağız. Özellikle bu çağda, modern çağda internetin ve sosyal medyanın gitgide büyümesi ve gitgide birçok bir havuz gibi birçok genci de içine alması dönüştürme değiştirme etkisi var ve her şeyden haberdarlar artık. İşte biz şu an onların yaşadığı dönemde avantajlarını, dezavantajlarını konuşurken onların kişilik ve kimlik inşasına nasıl katkı sağlamalıyız bunu konuşacağız ama öncelikle şöyle Peygamber Efendimizin ilim ve irfanından faydalanmak adına bir cahiliye dönemindeki gençlikten gelsek, sonra da günümüze vurgu yapan, güzel ve gündemde olan birçok şeyi konuşmaya devam edelim diyorum. Özellikle söylüyorum, bedevi ve cahiliye dönemi insanlarından neyle ve nasıl medeni ve irfanlı bir toplum kurdu? Öyle bir topluma geldi ki cahillik ve bedevilikte tap en üst noktadaydı. Ve onları medeni insan yapma gayretiyle aynı zamanda savaştı değil mi? Evet. Peygamber aleyhissalatü vesselam tabi bu faaliyetlerini Kur'an inmesiyle, peygamberlik görevini almasıyla başladı. Önce iman verildi. Sahabinin bir tanesi, genç bir sahabi. Bize önce iman öğretildi, iman verildi. Sonra biz Kur'an'ı tanıdık, Kur'an okuduk. Kur'an bizim imanımızı artırdı diyor. Bu bir süreç. Yani Peygamber aleyhissalatü vesselam Kur'an'la birlikte Allah-u Teala'nın gözetiminde bunu yaptı. Fakat özellikle bu değişimin, dönüşümün bir Mekke dönemi, bir de Medine dönemi var. Mekke dönemine baktığımız zaman ki yoğun bir tepki var tabii, karşı duruş var. Ama bunun yanında Mekke dönemindeki ayetlerin, inen surelerin üç ana gövdede, üç ana konuyu incelediğini, gündeme aldığını görüyoruz. Bunlardan bir tanesi tevhid, Allah'ın varlığı birliği, diğeri risalet, diğeri bir üçüncüsü de ahiret. Yani yoğunluklu olarak bunlardan bahsetti Kur'an.
İbadet olarak bakıyoruz, ilk emir oku yaratan Rabbin adına diye başlıyor. Bu tabii hayata Rabbin gözüyle bakmak, Rabbani bir bakış açısıyla bakmak gibi çok özel, çok önemli bir ilkeyi gündeme taşıyor. Yani inanan insan hayata nasıl bakar? Diğer insanlardan çok farklı, çok özgün bir bakış açısıdır bu. Rabbani bir gözle bakmak, Allah'ın gözünden bakmak tabiri caizse. Bununla başladı ve hemen arkasından okudan sonra, yaratan Rabbin adına okudan sonra ilk gelen şey ibadet olarak namaz var. 13 yıllık süreçte namazın dışında biz mesela diğer ibadetleri görmüyoruz. Zekat Medine'de, hac Medine'de, kurban yine o zaman gündeme geliyor. Yasaklar, örtünme emri, içki yasağı, diğer yasaklar tamamıyla Medine döneminde olduğunu görüyoruz. Yani 13 yıllık döneminde aslında İslam bir kişilik inşa ediyor. Ve bu kişiliği de iman ve teslimiyet üzerinden gerçekleştiriyor. Ondan sonra emirler ve yasaklar geliyor. Bu tedrici bizim bugün de hem eğitimciler olarak hem de anne babalar olarak dikkatle takip etmemiz gerekiyor. Sağlıklı değişim eğitimde içeriden dışarıyadır. Hani klasik bir örnek var. Yumurta içeriden kırılırsa bir hayat meydana gelir, bir canlı dünyaya gelir. Ama siz dışarıdan müdahale ederseniz öldürürsünüz, içerideki canlıyı öldürürsünüz. Bundan dolayı önce gençlerimizin ya da insanımızın gönlünü fethetmek, göğsünde bir inşirahın olması, imana açılması, hakikatleri fark etmesi, önce ona teslim olması, ondan sonra da diğer buyruklar ya da emirler gündeme gelmesi gerekiyor. Peygamber Aleyhisselam da bunu böyle gerçekleştirdi. Önce bir kişilik inşa edildi. Mekke döneminde çok yoğun, çok etkileyici. Mesela Mekki surelerin üslubuna bakarsanız gerçekten çok etkileyici, sarsıcı. Seyyid Kutub'un ifadesiyle uyuyan bir insanın yakasından tutup silkeleyen bir etkisi var. Ama Medine dönemine bakıyoruz, artık bir toplum olmuş. Müslümanlar bir İslam toplumu oluşmaya başlamış. Daha dingin, daha derin, böyle ipil ipil akan bir derin nehre benziyor. Üslup değişiyor. Şimdi din eğitiminde de aslında bizim en büyük sıkıntılarımızdan birisi de bu. Yani biz her zaman her yerde aynı tonda, aynı tarzda ve aynı şekilde konuşuyoruz. Herkese belki aynı şeyi, herkese aynı şeyleri söylüyoruz. Oysa Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ferdi farklılıklara dikkat ettiğini, herkese aynı şeyi söylemediğini, insanların gücüne göre, yapısına göre, özelliğine göre bir takım şeyler söylediğini, hatta yükümlülükleri bile buna göre yüklediğini biz görüyoruz. Allah bile üslup değiştiriyor. Bakın Mekke'deki üslup ile, inen ayetlerin üslubu ile Medine'de inen ayetlerin üslubu aynı değil. Emir ve yasak koyarken de ya da yaklaşırken de gerçekten böyle kucaklayıcı, sıcak bir yaklaşımla karşı karşıya kalıyoruz. Evet. Burada üslup çok önemli diyoruz. Bunun altını çizelim. O zaman şu an zaten ailelerde yaşanan sorunlardan birisi de iletişim kopukluğu. Ben iletişim bozukluğu da demiyorum. Onu geçtik. İletişim zaten bozuk da bir de kopuk var. O kopukluğu tamir etmek için aslında biraz şöyle Efendimizin örnekliğinden hareket etmek gerektiğini düşünüyorum. Bizler muhafazakar dediğimiz, yani dini hassasiyetleri olan da aynı zamanda ailelerde de aynı sıkıntılar yaşanıyor şu an. Yine intihar vakaları var, uyuşturucu var, evden kaçmalar var. Bir şeyler yanlış gidiyor. Bir şöyle dönüp kendimize bakalım, ne yanlış gidiyor acaba? Biz neyi yanlış algılıyoruz ya da neyi yanlış yaşıyoruz hocam şu an günümüzde? Madem bu kadar İslami hassasiyetlerimiz var, dinimizi biliyorsak tırnak içinde, neden yaşayamıyoruz ve yaşatamıyoruz? Öncelikle bu nesli biz oluşturduk, biz yaptık. Yani benim yaşımdaki insanlar, işte biz yemedik onlar yesin, biz giymedik onlar giysin, biz özgür olmadık onlar özgür olsun, biz yapamadık onlar yapsın derken işin ucunu kaçırdık. Bizim eserimiz diyorsunuz. Kesinlikle biz yaptık bunu. Yani şu anda bambaşka bir nesille karşı karşıyayız. En büyük çatışma da buradan çıkıyor. Yani biz o çocukları serbest bıraktık, kendi haline bıraktık, özgür bıraktık. Ama bir taraftan da bu helikopter ebeveyn denilen bir tip var. Yani çok yoğun da aslında bir böyle korumacı özelliğimiz de var. Çocukları hayata hazırlamak yerine biz hayattan korumaya çalıştık çocuklarımızı. Ne oldu peki? Onları kendi haline bıraktık. Bu sefer onlar kendi değerler dünyasını oluşturdular. Kendi anlayışlarını oluşturdular. Kendi dünyalarını kurdular. Bu bizim dışımızda gerçekleşti. Belli bir yaşa geldikten sonra da eyvah biz ne yaptık dedik.
ama iş işten çoktan geçmiş oldu. Şimdi bu sefer biz kendi değerlerimizi, kendi anlayışımızı, kendi dünyamızı, dünya değerlerimizi çocuklara zorla kabul ettirmeye çalışıyoruz. Bu yaştan sonra da bunu kabul etmeleri artık mümkün değil. Örneğin sosyallikle ilgili farklı anlayışlar var. Çocuklar mesela cep telefonu ellerinde, bilgisayarın başından kalkmıyor diye konuşuyoruz. Bizim yaşımızdaki insanların sosyalliği nedir? Biz arkadaşlarla buluşuruz, bir çay ocağında otururuz, işte çay içeriz, bir taraftan da sohbet ederiz. Ama bugün nesil nasıl yapıyor bunu? Geçiyorlar internetin başına, bu WhatsApp'tan olur, başka sosyal medya organlarından olur. Herkes kendi evinde, önünde çayı, kolası neyse çocuk bir taraftan onu içiyor, bir taraftan arkadaşlarıyla grup sohbeti yapabiliyor. Onların sosyallik anlayışı böyle, yani dünya değişti. Bir taraftan 20-25 yılda dünyanın çok farklı olduğunu görüyoruz. İşte eski sokak yok. Şimdi asansöre biniyorsunuz, evinize çıkıyorsunuz. Eskiden bir sokağa girerdiniz, selam verirdiniz. Ayşe teyzeyle, Mehmet amcayla karşılaşırdınız. Ama kimseyi görmeden evimize giriyoruz. Bir mahalle yok artık. Yani bambaşka bir hayat var. Ve çocuklar da tabii bu biz kurmadık bu hayatı. Yani batıdan gelen şeyler var, icat edilen bir takım yeni şeyler var. Bunlara da maruz kalıyoruz bir taraftan. Yani biz sürekli bir savunmacı pozisyondayız. Yani dünyayı biz kurmuyoruz. Birileri kuruyor, sürüyor ve biz her yeni çıkan şeyle mücadele etmeye çalışıyoruz. İşte ilk televizyon çıktığında hatırlarsınız. Haramdır, izlemek günahtır dan. Bugün artık herkesin evinde televizyon diye bir şey var. İnternet hakeza öyle, cep telefonu böyle. Dolayısıyla yani çocuklarımız başka bir dünyanın insanı, biz başka bir dünyanın insanıyız. Aslında aynı dünyada yaşıyoruz ama farklı alemlerde yaşıyoruz. Bundan dolayı da çocuklarımıza ulaşamıyoruz. Yani ulaşma derdimiz de yok. Madem böyle bir nesil oldu, yani bunu kabul edeceğiz. Biz ne yapacağız o zaman? Madem diyorsunuz bizim eserimiz bunlar. Şimdi bu eseri azıcık kenarından törpüleyemez miyiz? O eseri alıp başka bir yere taşıyamaz mıyız? Ay burada güzel olmadı, bir de şuraya mı götürsek? Yani ne yapılabilir o eser için? Yontulamaz mı tekrar o eser? Şimdi bunlar yani insan bir ağaç gibi değil. Yani elinize alırsınız bir ağacı, mobilya yapmaya çalışırsınız. Olmadı sehpa yaparsınız, o da olmadı oturak yaparsınız. Ama bu insan böyle olmuyor. Yani biz bunu yaptık, eyvah istediğimiz çıkmadı, hadi bunu bozalım başka bir şey yapalım diyemezsiniz. Kurtarmaya çalışırsınız. Yani bir malzeme bozulmuş, artık onu kurtarmaya çalışırsınız. Ne kadar az zararla biz bunu kurtarabiliriz bilmiyorum. Ancak şu önemli, yani onlarla iletişim kurabilmek için onların açısından, onların gözünden meseleye bakmak önemli. Yani kendi değer yargılarımızla, kendi anlayışımızla onları anlayamayız. Onların dünyasını tanımamız lazım. Onlarla daha çok zaman geçirmemiz lazım. Yani mesela çok yeme güzel. İçme alışkanlıkları farklı, ne bileyim misafirlik alışkanlıkları farklı, dostluk alışkanlıkları farklı. Öğretmenlikte bile öyle. Yani biz öğretmenlerimizin yanında önümüz düğmeli durduk. Evet. Dokunamazdı hocalar, dokunmazlardı bize. Biz onlara dokunamazdık ama şimdi el ele, kol kola, koridorlarda gezebilen öğretmen öğrenci görüntüleriyle karşılaşıyoruz. Şimdi ben şunu demiyorum, yani bu çocukların böyle bir dünyası var, bırakıverelim böyle yaşasınlar demiyorum ama evvel emirde onlarla iletişim kurmanın yollarına bakmamız lazım. Evet. Onları anlamaya çalışalım. Biz daha çok gençleri anlamaya çalışmaktan çok onları yargılamaya meyilliyiz. Sürekli çok yargılıyoruz. Yaftalıyoruz sürekli değil mi? Ve bir de birkaç kavram var, izninizle onlardan lütfen, bahsetmek buyurun. İstiyorum. Kaba tabirle ben bunu hep söylüyorum, biraz özür dileyerek de söyleyeceğim. Çocuklar nasihat manyağı haline geldiler. Yani çocuklar biz konuşmaya başladığımızda anında kulaklarını tıkıyorlar. Biz ne kadar konuşursak konuşalım artık dinlemiyorlar. Bizim çok özel kavramlarımız var. Mesela bir tanesi vaaz. Vaaz aslında kişinin ihtiyacına göre söz söylemektir. Fakat öyle olmuş ki vaaz etme, kes sesini gibi gençler arasında söylemler var, ifadeler var. Niye? Çünkü artık vaaz kavramı bu özgün anlamından çıkmış, kuru bir öğüt anlamına gelmiş ya da nasihat kelimesi. Mesela kök anlam olarak Arapçada nasihat, yırtıkları dikmek demektir. Balı peteğinden ayırıp süzmek demektir. Bu anlamından şuraya geliyoruz. Nasihat samimiyettir. Mesela din nasihattir. Hadisi şerifini hep böyle
vaaz etmektir diye anlıyoruz. Kelimeleri de bozmuşuz o zaman. Tabii kavramları da yerinden oynatmışız. Bir kere nasihatin nasihat olması için samimi olmamız gerekiyor bakın. Yani karşı tarafa yaklaşımımız çok önemli burada. Gençler bizi samimi bulmuyor. Bakın biz dini konuşuyoruz sürekli. Çocuklara vaaz ediyoruz, nasihat ediyoruz, söylüyoruz ama çocuklar davranışlarımızda bunu görmüyorlar. Ve yaptığımız çoğunlukla din eğitimi değil, din öğretimi. Yani okullarla da çoğunlukla bunu yapıyoruz. Mesela değerler eğitimi son dönemde çok gündeme gelen bir konu. Bunun için trilyonlar da harcanıyor. Hani değerler eğitimi yapıyoruz, değerler eğitimi yapıyoruz. Değerler eğitimi böyle mi yapılır? Yani anlatarak, mesela ben adaletin ne kadar güzel bir şey olduğunu anlatırım. Peki bununla eğitmiş olur muyum yoksa onu bilgilendirmiş mi olurum? Öğretmiş olursunuz. Bu bir bilgidir nihayetinde. Ama mesela bir anne baba düşünün, adaletin çok önemli olduğunu ayetlerle ve hadislerle çok da güzel örneklerle anlattı. Ancak çocukları arasında ayrım yapıyor. Şimdi istediği kadar çok güzel konuşsun, harika konuşsun, temellendirsin ayet ve hadislerle, anne babanın bu davranışı çocuğa direkt olarak yani adaleti değil zulmü öğretecektir. Öğretmenlikte de bu böyle. Yani bir şeyi söylüyoruz, söylediğimiz şeyler başka, davranışlarımız başka. Kal, hale ihtiyaç duyar. Bir daha tekrar eder misiniz? Kal, yani söz, hale ihtiyaç duyar. Yani davranış. Hal ile ortaya konulmamış bir sözün anlamı yoktur yani. Basittir ve karşı taraf da bunu samimi görmüyor. Yani anne babalar çoğunlukla sıkıntılarda çocuklarıyla konuşuyorlar. Okuldan bir şikayet geldiğinde konuşuyorlar. İşte dersleri bozuk olduğu zaman konuşuyorlar. Onun dışında gençlerimiz, ben onların içerisindeyim, bir ailenin içerisinde yaşadıklarını hissetmiyorlar. Evet. Onlar anne babalarıyla iletişimi düzgün olsa, oradaki o sıcaklığı, o yakınlığı görseler, tabletini alıp ya da cep telefonunu alıp bir kenara çekilmeyecektir. Özleyecektir. Bugünkü gençler, bakın ben iddia ediyorum, son 100 yılın en yalnız gençleri. Çok acı. Yani o sosyal medyaya rağmen, her türlü imkana rağmen en yalnız gençleri. Ve anlaşıldıklarını düşünmüyorlar, sürekli yargılanıyorlar. Ama diğer türlü konuştuğunuz zaman, yani damarlarına dokunabildiğiniz zaman, kanallarına girebildiğiniz zaman harika dinliyorlar. Değişime de açıklar. Evet, itirazcılar ama düşünüyorlar, ama sorguluyorlar. Siz makul, mantıklı şeyler söylediğinizde, samimi olduğunuzu hissettiklerinde, sizin onlara güvendiğinizi, inandığınızı, sevdiğinizi hissettiklerinde sizi gerçekten dinliyorlar ve bazı şeylerini de değiştiriyorlar. Evet. Yani burada aslında çocuklarımızı değiştirmek istiyorsak, bu neslin elinden tutmak istiyorsak kendimizi değiştirmeliyiz. Anlayışımızı değiştirmeliyiz. Hayatımızı değiştirmeliyiz. Daha samimi olmalıyız. Çocuklarımızın üzerinden karizma yapmaya çalışmak yerine, biraz açalım mı bir dakika? Çocuklarımızın üzerinden karizma yapmak gerekiyor. Acaba nasıl karizma yapılıyor? Bir, yani anne baba bir şeyi başaramamış, çocuğunu başarmasını istiyor. Çocuk başardığı zaman işte benim evladım işte şunları yaptı, vay bunları yaptı diye çevreye süksesi olacak, havası olacak hanımefendinin, beyefendinin. Aslında çocuğu falan düşünen yok orada. Kendisini düşünüyor. Çünkü benim çocuğum, bak ben yaptım, ben büyüttüm, bu hale ben getirdim, bu benim eserim. Oradaki emanet bilinci yok değil mi hocam? Ya mesela geçen bir epey oldu bir veliyle konuşuyoruz. Çok pırıl pırıl bir çocuğu var. Ben dedim ki tebrik ettim. Dedim yani bu çağda böyle bir çocuk yetiştirdiğiniz için teşekkür ediyorum. Biz yaptık tabii yani. Kim yapıyor? Biz çok uğraştık. Bak şunları yaptık falan. Ya böyle bir konuşma var. Estağfurullah der insan değil mi? Ya da işte Allah'ın nimeti der. Evet. Ya da fıtratıdır. Bir kere hocam çocuklarda bir fıtrat yok mu? O fıtratı anne baba mı koyuyor? O fıtratı Allah veriyor. Bir özü var çocuğun, Allah'tan gelen. Ben öyle inanıyorum, öyle düşünüyorum. Her çocuğun bazen öyle anne babalar oluyor ki. Alimden zalim, zalimden alim doğar diye dememişler mesela. Demişler. Bu da var. Ama yani çocuklar tertemiz geliyor Tuba Hanım. İşte yani o... pırıl pırıl geliyorlar. Yüklemeyi biz yapıyoruz. Aynen öyle. Mesela var mı çocuklar doğduktan sonra hangimiz bebeğimizi dil kursuna gönderiyoruz Türkçe öğrensin diye? Nerede öğreniyor Türkçeyi? Ailede. Ailenin içerisinde öğreniyor. Sevmeyi, nefreti, yani ne varsa aile ortamında öğreniyor. Buradan yola çıkarak benim son dönemde sık sık gündeme getirdiğim bir şey daha var. Buyurun. İzninizle onu da anlatacağım. Bir de biz özellikle din eğitiminde de bunu çokça yapıyoruz. Mizaç dayatıyoruz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın veda hutbesinde
Rakam doğruysa 140 bin sahabiye hitap ettiğini biliyoruz. 140 bin sahabiye hitap etmiş. Ben önce böyle tek düze zannediyordum. İşte bildiğimiz sahabiler var. Hazreti Ebubekir, Ömer, Osman, Ali, Allah hepsinden razı olsun. Ama bu 140 bin sahabinin içerisinde hiçbirinin yapısı, mizacı diğeriyle aynı değil. Kimi durgun, kimi heyecanlı, kimi çok çabuk itiraz eden bir tip. Çok zayıf olmakla birlikte ben doğru olduğuna inanıyorum. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bir hadis-i şerifi var. Çok mutlu oldum onunla da tanışınca o hadis-i şerifle. Peygamber Aleyhisselam da sahabilerini bazı peygamberlere benzetiyor. Bakın peygamberlerin bile mizacı farklı. Mesela Hazreti Ebubekir Efendimiz'i Hazreti İbrahim'e benzetiyor. Hazreti Muşak huyu dolayısıyla mı? Yani bir letafet, çok farklı bir tarzı var. Çok zeki ama böyle daha böyle aklı başında davranışları. Hazreti Ömer'i Hazreti Musa'ya benzetiyor. Çabuk parlayan bir yapısı var. Hakikaten örtüştürüyorsunuz. Yani birebir örnekler verilebilir. Hazreti Osman'ı Hazreti Harun'a benzetiyor. Hazreti Ali'yi kendisine benzetiyor. İsa'yı görmek isteyen diyor, Ebu Zer'e baksın diyor mesela. Şimdi biz bir de mizaç dayatıyoruz çocuklara. Mesela şunlarla karşılaşıyoruz. Ya selam veriyorsun çocuğuna. Merhaba evladım, nasılsın diyorsun. Çocuk başını çeviriyor, konuşmak istiyor. Sanıyor. Hocam bizim bu çocuk, affedersiniz, çok yobaz. Biz bunu işte iyi yetiştirmeye çalıştık ama böyle hiç konuşmuyor falan. Böyle bir şey olmaz yani. Kimi çocuk durgundur ya. Kimi çocuk yobazlar heyecanlıdır. Yobazlar diye yaban diyorlar artık. Yaban. Yaban. Bu yaban. Çok yaban, hiç konuşmuyor diyorlar. Bir de böyle yani benim yanımda bunu söylemesi hiç iyi çocuk olmuyor. Da şimdi biz çocuklara mizaç dayatıyoruz. Mesela peygamberimizin ahlakını, ahlakımız edinmeliyiz. Allahu Teala onu örnek almamız gerektiğini söylüyor. Peki ama neyini örnek alacağız? Mesela peygamberimizin de kendine özgü bir yapısı var mı? Evet. Var. Dört halife bile birbirine benzemiyor. Yapı olarak çok farklılar. Peki hepsi sünnete uygun yaşamıyor mu? Yaşıyor. Mizaç dayattığınız zaman sıkıntı olur. Mesela kimi çok neşelidir. Yadırganır mesela dinler çevrede neşeli tipler. Ya da kimi çok durgundur, kimi çabuk parlıyordur. Ama o haliyle iyi bir Müslüman olabilir. Ya da sünnet Hazreti Ebubekir'in üzerinde farklı durur. Hazreti Ömer'in, Hazreti Ali'nin, Hazreti Osman'ın üzerinde farklı durur. Bu şuna benziyor biraz. Bahçeniz var. Bu bahçeye meyve ağaçları dikmişsiniz. İncir, şeftali, kayısı, ceviz. Bunlar aynı topraktan besleniyorlar. Aynı suyu içiyorlar. Aynı havayı kokluyorlar. Aynı güneşi alıyorlar. Ama incir incir olarak yetişiyor. Ceviz ceviz olarak, şeftali şeftali olarak yetişiyor. Şimdi siz diyebilir misiniz şeftaliye, inciri örnek vererek, bak meyve dediğin ceviz gibi olur. Sen ne biçim cıvık bir meyvesin böyle diyebilir misiniz? Onun tabiatı öyle değil. Hepsi meyvedir temelde ama özellikleri farklıdır. Şimdi bir insan ne kadar kendisi gibi olabilirse o kadar iyi Müslüman olur. Evet. Şimdi mizaç dayatmaları da sıkıntılı. Ne oluyor peki? Biz bir mizacı dayatıyoruz. Hatta peygamberimizin mizacını bile dayatamazsınız. Bakın güvenilir olmayı herkes yapar değil mi? Doğru sözlülüğü, dürüstlüğü, ne bileyim yani buna benzer Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın güzel ahlakı diyebileceğimiz pek çok şeyi herkes yapabilir. Ama mesela peygamberin yapısı gibi ben nasıl olacağım? Siz olamazsınız, diğeri de olamaz. Mizacı dayattığımız zaman ne oluyor? Çocuk kendi mizacından çıkıyor. Önerilen mizaca bürünmeye çalışıyor. Onu da başaramıyor. Yapması mümkün değil. Bocalama orada başlıyor. Arada kalıyor. Bu sefer dindar denilen ama ucube böyle değişik tipler yaratıyoruz. Böyle dinin tek sahibi, ukala böyle. Çok. Herkese akıl veren. Sanki cenneti garantilemiş de zavallı cehennemlikleri cehennemden onlar kurtarmak için falan. Çalışan, mücadele eden böyle değişik tipler oluşturuyoruz. Bir taraftan din fıtrat dini diyoruz, bir taraftan çocuklarımızın fıtratıyla oynuyoruz. Yani önerdiğimiz şeyler yapılabilecek şeyler değil, din adına da. Bakın din kocamaz, din hep tazedir ama dinin yorumları kocuyor maalesef. Yani Akif'in tabiriyle affedersiniz. Doğrudan doğruya Kur'an'dan alarak ilhamı aslında idrakine söyletmeliyiz İslam'ı diyor. Biz bugün Kur'an'ı nasıl anlamalıyız, nasıl yaşamalıyız? Hadisleri, sünneti nasıl anlamalıyız, nasıl yaşamalıyız? Peygamberimizi örnek alırken bu çağda biz bugün bunu nasıl gerçekleştirebiliriz sorularını ciddi ciddi sorup bundan cevabını aramamız gerekiyor. Evet, arayacağız. Burada da, programda da arayacağız hocam. Bu arada ne dediğimse kendime, şimdi hatırladım, evimdeki kütüphanede. Çünkü ben bunu bu
böyle şey, fotoğraf zihnimde benim. Nerede gördüm ben bu kitabı? Bizim kütüphanede var. Okumamam benim ayıbım. Onu itiraf edeyim. Hemen buradan gidince okumaya başlamam gerektiğini düşünüyorum. Ne dedimse kendime diye bir kitap var. Hediye değil arkadaşlar, söylemiş olayım. Bizim arkadaşlar o kitabı istiyorum der. Ama ben bu bir kitap tanıtımı yapmak istiyorum. Çünkü şu an böyle parmağımla bir ayraç yaptım şuraya. Oradan da bahsedeceğiz. Ne dedimse kendime Musa Mert hocamızın kitabı. İsteyenler ulaşabilir, alabilirler diye. Ama ne yazıyor burada şimdi? Ne anlatıyor? Ne dedimse kendime demiş ya hocam. Acaba ne demiş? Şimdi şu kısmından başlamak istiyorum. Sizi de ilgilendirdiğini düşünüyorum. Hocam az önce dedi ki biz gençlerimizi, genç yetişkinlerimizi anlamıyoruz. Onların gözünden dünyaya bakmıyoruz, olaylara bakmıyoruz, dikte ediyoruz. Ve bir kalıbın içine koymaya çalışıyoruz. Aynı zamanda aşırı derecede biz yemedik, biz yapmadık, biz içmedik, onlar yapsın diyoruz. Çocukları farklı bir şekilde değişik bir baskıya, bir matbaa gibi düşünün, bir baskıya sokuyoruz, sonra tekrar birden açıyoruz. Çocuk soğuk su, sıcak su derken biz saçmalıyor maalesef. Affınıza sığınarak söylüyorum. Onun dışında çocuklarımızı iyi anlamıyoruz. Aslında onlarla konuşsak, genç yetişkinlerle çok güzel malzemeler var. Bazıları çok güzel dünyaya bakış açıları, siyasi anlamda, kültürel anlamda çok güzel yorumlamaları da var. Ama ikiye bölelim, hepsi öyle değil. Bir kısım da var ki şımarıklığın adını medeni cesaret koyarak çok cesur çocuklarımız var. Ama şımarıklık demiş hocam. Ben yine affınıza sığınarak söylüyorum. Terbiyesiz ve saygısızlığın adı medeni cesaret olmuş olan, onu sergileyen genç yetişkinlerimiz de var. Şimdi biraz ergenlikle bu cesareti, bu terbiyesizliği, saygısızlığı bir ayırt edelim. Şimdi ergenliğin semptomları bir psikolog olarak anlatırım saatlerce. Siz de bir eğitimci olarak çocuklarda gördüğünüz farklılıkları da anlatırsınız. Ergenlik de farklı farklı gösterir kendini her çocukta. Çünkü bu da mizaca göredir. Dolayısıyla biz şımarıklığın adı medeni cesaret olursa diye bir başlık koymuşsunuz kitabınıza. Ben buradan size sözü vermek istiyorum. Bu kısımda şu an hemen ulaşamayan izleyicilerimiz için biraz şöyle bir bahsedelim mi hocam? Nedir, neyi kastettiniz şımarıklıkla medeni cesaret? Orada gerçi bazı örnekler de veriyoruz. Evet. Benim sık sık bahsettiğim bir örnek. Oturduk yemek yiyoruz bir yakınımızla. Gençler benimle alay ediyorlar. Anne baba da gülüyor. Ben dedim ki yani bakın yani çocuklarınız alay ediyorlar bir büyüğüyle. Bizim çocuklarımızın medeni cesareti yüksek. Böyle bir şey olmaz. Yani, dediler mi? Yani böyle şeyler var. Yani biz velilerde de bunu görüyoruz. Ben şu an Ümraniye Şehit Erol Olçok Kız İmam Hatip Lisesi'nde çalışıyorum. Ne güzel. Çok saygın bir okul. İstanbul'un önde okullarından birisi. Hı hı. Harika bir kadrosu var. Okul müdüründen müdür yardımcılarına, öğretmenleri gerçekten yani belki 2-3 öğretmenin gösterdiği çabayı gösteriyorlar. Hummalı bir çalışma var. Ama bakıyorsunuz basit bir konuda BİMER'e bir şikayet gidiyor. Hem okul idaresinin bütün enerjisini sömürüp alıyorlar. Hem öğretmenin de moralini düşürüyorlar. Çok basit. Bir tane veli. Öğretmen diyor sınıfta bağırmış. Benim çocuğum... Bunu BİMER'e mi yazıyor? BİMER'e yazanlar var, gelip söyleyenler var. Okul basan veliler var. Bu okulda olmuş bir şey değil. Daha önce yaşadığımız bir şey. Öğretmen bağırmış. Sizin çocuğunuza mı bağırmış? Hayır, sınıfta bağırmış. Benim çocuğumun psikolojisi bozuluyor. Bu şekilde bir yaklaşım var. Yani anne babalar yapıyor bunu. Bakın oturup sofrada çocuğun öğretmenini çekiştirirseniz çocuğunuzu yetiştirecek öğretmen bulamazsınız. Bir daha o cümleyi tekrar edin. Yani, bunu veliler iyice anlasın istiyorum hocam. Benim için çok önemli. Cımbızlıyor. Bakın öğretmenlik kurumu özel, özgün bir kurumdur. Evet. Bana göre ailede anne baba yanında büyük olarak bir de öğretmen vardır. Yani biz öğretmenler olarak aslında aileden bir ferdiz. Evet. Aileden bir bireyiz. Çocuğu emanet ediyorsun sen ona. Yani biz hepimiz... Çocukları yetiştirmek için okuldayız. Ya bir öğretmene şöyle bir ön yargı var. Sanki öğretmen çocuğuna zarar verecek bir yaratıkmış gibi bakılıyor. Hayır. O anne babalardan daha çok biz o çocuklarla birlikteyiz ve gerçekten biz öğretmen olarak o çocukları yetiştirmek istiyoruz. İyi olsunlar istiyoruz ve gerçekten çok çalışıyoruz yani. Özellikle benim okulumda yani ben geldim bu okula hayret ettim yani. Yani 2-3 öğretmenin yapacağı işi yapıyorlar. Buna rağmen bakıyorsunuz velilerin bir şımarıklığı var bir kere. Çocuklardan evvel. Tabii o şımarıklığı nereden öğreniyor bunlar?
Tutuyorsunuz siz evde öğretmeni çekiştiriyorsunuz. Evet. Öğretmen hata yapmış da olabilir. Velev ki yaptı. Çocuk bunu gündeme getirdi. Evladım ben öğretmeninle görüşürüm. Tamam sen merak etme dersiniz, kesersiniz. Gidersiniz okula. Bakalım o olay öyle mi oldu? Öğretmenle bir konuşursunuz. Aslı aslarını öğrenirsiniz. Tabii öğrenirsiniz. Yapıcı yaklaşım budur. Şimdi siz öğretmenlik kurumunu zedelerseniz, öğretmenini çocuğun yanında çekiştirirseniz, gıybetini yaparsanız, aşağılarsanız öğretmenlik kurumunu bitirirsiniz. Evet. O öğretmeni değil. O öğretmen hata yapmış olsa bile siz aslında bir kuruma zarar veriyorsunuz. Bir değere zarar veriyorsunuz. Eskiden birçok örnek anlatırız Tuğba Hanım. Yani değil mi padişahlardan mesela hocasının çamurunu değil mi kaftanına bulaştığı için saklayıp bunu benim tabutumun üzerine örtün diyen padişahtan tutun da değil mi? Evet. Fatih için anlatılır. Hocasından şikayet ediyor. Daha sonra hocasıyla anlaşıyor Fatih. Olayı bilirsiniz diye ben hızlı geçtim. Yok ben de böyleyim. Evet. Bilmiyorum abi hocam. Bilmeyenler için bir daha. Ya işte evladı anladım. Şikayet ediyor. Hocam diyor benim kulağımı çekti. Ondan sonra o hocasıyla görüşüyor. Evet. Diyor ki çocuğun yanında beni azarla da diyor. Durumu öğrensin. Padişah diyor ki sen benim çocuğumun kulağını çekmişsin. O da padişah azarlıyor hoca bu sefer. Çocuk susuyor. Ha demek ki hocanın bir yeri var, bir değeri var yani. Baban padişah da olsa, hocanın yerinde bu sökmüyor. O ayrı bir şey yani. Evet. Şimdi biz buralarda nerelere geldik? İşte geçen Çorlu'daki... Şimdi bahsedelim mi madem yeri gelmiş efendim? İzlemeyenler belki bizim tonton teyzelerimiz var şu an ekranların başında. Onlar sosyal medyadan uzak tertemiz bir alemde yaşıyorlar. Onların da haberi olsun diye söylüyorum. Üzülerek izleyemedim. Okudum ancak ben bakamıyorum. Çok sinirleniyorum. Çorlu'da, Tekirdağ'da ismini vermeyeyim bir meslek teknik lisesi. Doğru muydu hocam? Meslek lisesi diye biliyorum. Lisede çocuklar öğretmenlerini alayı alıyorlar. Ama öyle böyle bir alay değil. Bir de birisi de şu an burada olsalar keşke o çocukları şuraya bir alsak da sizin derdiniz ne? Gelin bakayım bir. Senin derdin ne? Bir anlat diyebilsem diyorum gerçekten. Arka sıralardan birisi de çocuğun videoyu alıyor. Sosyal medyada paylaşıyorlar. Bak bak bak. Yani öyle bir şeyler ki öğretmeni nasıl rezil ettik sergiliyorlar bile. Bir de bu yayılıyor ama rezil olduklarının farkında bile değiller. Kendi elleriyle kendilerini rezil ettiler. Oradaki hocamıza selamlarımızı gönderelim. Hiç üzülmesin diyelim. Çok zor bir durum. Ben direkt düşündüm acaba o öğretmenin kızı oğlu var mıydı ki? Ne düşündü bunları izlerken? Neler neler geldi aklıma. Şimdi işte biz o çocuklardan bir girelim. Bugün öğretmenleri... Bu şekilde bu kadar rahat, fütursuzca, bu kadar saygısızca davranan gençler ergenlik bunalımında mı? Tırnak içinde söylüyorum. Nedir bu terbiyesizliğin sebebi? Orada yani şimdi çeşit çeşit okullar, eğitim sistemi, eğitim kurumlarımız iyiye gitmiyor onu söyleyeyim. Hı. Yazar sıfatıyla beni okullara çağırıyorlar. Bir tane örnek var yaşadığım. Yani şu anda da yani zorlanıyorum yani. Anlatayım. Çok üzüldüğüm için anlatırken. Hı. Yazar sıfatıyla çağırdılar. Biz konferans salonuna girdik. Konferans salonunda sandalyeler var. Sabit sandalye değil bunlar. İçeri girdik. Bir gürültü var. Gençler salonun düzenini bozmuşlar. Yuvarlak yuvarlak yapmışlar. Kimileri kaloriferlerin üzerinde oturuyor. Yani kendi muhabbetlerini kurmuşlar. Konferansa çağırıyorlar çocukları salona. Ve aynen gözümün önünde... Yani bir tanesi üç tane sandalyeye yatmış. Biz idarecilerle birlikte hani bir yazar gelmiş, bir misafir gelmiş yani içeriye. Kim gelirse gelsin. Hiç kimse istifini bozmadı. Geçtik biz. İdareci arkadaşlardan bir tanesiydi sanırım. Ya da bir bayan arkadaş. Beni sunmaya çalışıyor. Kimse dinlemiyor. Yani çok üzücü bu. Yani buna benzer aslında çok görüntüler var. Bu yansıdı. Medyaya yansıdı öyle bilindi. Özellikle bu tür okullarda ders yapılamayacak durumda. Yani öğretmen arkadaşlar ciddi sıkıntılar. Ben zaman zaman arkadaşlardan, genç öğretmenlerden telefonlar alıyorum, mesajlar alıyorum. Hocam işte çocuklar sıranın üzerinden inmiyorlar, ben bir şey anlatamıyorum. 5 dakika dahi olsa ders yapamıyorum diyen birçok öğretmen var. Aslında bu bir kanayan yara. Belki bu hayırlara... Çıkar. Hizmet eder. Yani hayırlara sebep olur ama orada öğretmenin yapacağı bir şey yok Tuğba Hanım. Yani okumayı istemeyen öğrenciler var. Düşünün.
Yani siz bir de o öğrenci gözüyle bakın. Burada orada anne babaları ben çok. Anne babalar zaten sorundu. Bir de şu var. Zorunlu eğitimi de yeniden masaya yatırmak lazım. Zorunlu eğitim olmalı mı? Olacaksa bu modda gidemez. Olmaz yani. Şimdi okumak istemiyor çocuk. Eğitim zorunlu. Getiriyorsunuz 8 saat. O ergenlik yaşındaki çocukları bir odaya tıkıyorsunuz. Tahta sıralarda ve işte aslında anlamadıkları, hoşlanmadıkları konularda sırayla insanlar gelip konuşuyorlar. Yani kedi olsanız tırmalarsınız yani köşeye. Peki ne olacak hiç? Bunları o zaman sınıflara sokmayacağız mı böyle diyor. Yani bunlar dışarı çıksa atırsız olur çıkar yani o zaman. Ama şöyle eğer zorunlu eğitim olacaksa bunun içeriği değiştirilmeli. Yani yöntem ve metotlar mı şekil değiştirmeli sizce? Yani müfredat da değişik olmalı. Ben imam hatipler için mesela şunu öneriyorum. Oradan yola çıkarak söyleyeyim. Aynı şeyi diğerlerine de yani kendi yapısına uygun yeni içerikler geliştirilebilir. Örneğin İmam Hatip'te 3 tür öğrenci var bakın İmam Hatip'lere gelen. Çok fazla İmam Hatip var. Ama bu İmam Hatip'lerde benim gözlemlediğim 3 tür öğrenci var. 1, İmam Hatip bittikten sonra yani aileler niye gönderiyor o ayrı konu. Yani ahlaklı terbiyeli olsunlar, Kur'an'dan, peygamberden haberi olsun adına gönderiyorlar belki. Ama birinci öğrenci tipi İmam Hatip'i bitirdikten sonra diyor ki çocuk hocam diyor benim babamın dükkanı var diyor orada çalışacağım diyor. İşte biri zaten işte sanayide olacağım diyor. Öbürü başka bir şey yapacak. Yani üniversite düşünmeyen bir kesim var. İkinci kesim İmam Hatip'e gelmiş ama bu çocuk ne vaiz olacak, ne din kültürü öğretmeni olacak, ne imam olacak. Bu çocuk tıp düşünüyor, bu çocuk işte hukuk düşünüyor, bu çocuk işte işletme düşünüyor. Başka alanlarda çalışmak istiyor. Ama dinimi, diyanetimi de biraz öğreneyim diye gelmiş. Bir de üçüncü tip var. Onlar da imam olmak istiyor, ilahiyat düşünüyor. Şimdi aynı İmam Hatip'te üç ayrı müfredat olmalı bana göre. Bu benim düşüncem. Mesela İmam Hatip'i bitirdikten sonra esnaf olacak yani bu devam etmeyecek çocuklar için farklı bir müfredat olmalı. Mesela hadis dersi onlarda da olmalı. Kur'an dersi onlarda da olmalı. Ama içerik olarak onları hayata hazırlayan, mesela iyi bir esnaf olmasını sağlayacak, iyi bir insan olmasını sağlayacak tarzda olmalı. İşte namazını bilecek kadar ezber bilsin çocuk. Yani böyle Yasin'i, Mülk'ü birçok ezberi yüklemek yerine namazını kılacak kadar, kendine yetecek kadar bir alan dersi verilmeli. Diğer türlü tıp ya da ne bileyim hukuk ya da benzeri fakültelere gidecek olanlara daha dün konuştuk biz. Hocam diyor yani tercih yapacağım alan tercih ama diyor meslektaşları çok ağır diyor. Yani ezberleri çok fazla diyor mesela. Yani diyeceksiniz ki şimdi müfredatı yapan arkadaşlar aslında o kadar çok değil. Bu nesle göre çok. Çocuk diyor ki ben ne yapacağım diyor mesela bu kadar ezberi şu kadar bilgi ya da hadis dersinde mesela çok ayrıntılara girmeye gerek yok. İçeriği müfredat farklı olacak. Mesela iyi bir doktor olmasını sağlayacak tarzda daha çok hadis okumaya yönelik. Anlatabiliyor muyum? Tefsirse mesela yine daha çok ayetleri gündeme alan, evet. Hayatla ilgili konuşmalar yapabileceğimiz ayetleri gündeme alan bir müfredat olmalı. Ama çocuk ilahiyat okuyacaksa mesela daha yoğun vereceksin ona Arapçayı, Kur'an'ı. Yani onu dört dörtlük ilahiyata hazırlayacaksın. Evet. Bunların da diplomaları da farklı olmalı. Mesela çocuk esnaf olacaktı değil mi? İleride karar değiştirir değiştirmez bunu da çalışmak lazım, kafa yormak lazım. Ama mesela diğer çocuğun gidebileceği yer mesela ilahiyatsa baştan beri yönlendiririz. Oraya gidebilecek bir sertifika ya da neyse diploma verebilmeli. Hatta sınav bile olmamalı. Evet. Şimdi siz söylediğiniz aslında yurt dışında eğitimi tamamlarken kolej kısımlarını anlatıyorsunuz. Mesela ben şöyle söyleyeyim. Plumber diye geçer su tesisatçısının bile koleji vardır. Evet, evet. 2 yıllık su tesisatçısı olmak için 2 yıl teknik öğrenir. Bölüm bölüm ayrılır her yerde. Aslında üzerinde çalışılması gereken bir projeden bahsediyorsunuz. Çok da belki verimli olabilir. Dediniz ya az önce çocuklar şimdiki nesil kaldıramıyor. 2001 mezunuyum. Tevfik İleri İmam Hatip Lisesi mezunuyum. O dönemde Yasin, Tebariki Amme hepsine ezber verdik ve biz ezberliyorduk. Tıkır tıkır hem de. Neden? İnternet yoktu evlerde hocam. Elimizin altında bizi 3-4 saat, 7-8 saat oyalayacak oyunlar yoktu. Yani şöyleydi. Yani sıkıldım ya ders çalışayım bari oluyordu. Biz sıkılınca ders çalışanlardık, ezber yapanlardık. Şimdi sıkılanlar sıkılma kavramı yok. İnternette oldukları müddetçe. Ama internet kapatıldığında yapacak bir şeyleri yok. Böyle bocalıyorlar. Evlerde bir internet kapatılsın çocukları bir görelim ne yapıyorlar.
saçmalıyorlar. Yani elini nereye koyacağını falan şaşırıyor. Eli sürekli telefonu arıyor. Ciddi bir bozulma var. Bu da fıtratına yine yatırım yapmış oluyor aslında. O öz dediğimiz o pak ak fıtrata lekeler düşürüyor. Az önce söylediğiniz şey o dönemdeki çocuklarda evet ergenlik bunalımları, belki sıkıntılar var. Bunun üzerine çalışılmalı. Ama öte yandan anneler babalar da benim çocuğum ergen, idare edilsin. Aman benim çocuğum şöyle, idare edilsin diye bir şey yok. Neyi idare etme kavramını bir açmak gerekiyor belki. Neyi idare edeceğiz? Çocuğun anlık hormonal değişikliklerini mi, yoksa gerçekten bir öğretmene yaptığı sınıftaki saygısızlığı mı? Kravatını düzeltmeye, kulağına vurmaya varan, bunun ergenlikle bir açıklaması yok. O çocuğu karşınıza alacaksınız. Ben bu çocuğa neyi verdim ya da neyi veremedim de bu çocuk bugün sosyal medyada böyle çıktı karşıma. Annelere babalara bir şöyle bir kendilerini bir alıp tartsınlar, ne yaptım ben diye. Ben öyle düşünüyorum. Sadece çocukları da yüklemiyorum. Çünkü bu çağa kadar öğretmenlerin yanında kalırken ailelerin verdiği edinimler var hocam. Şimdi küçük çocuk geliyor, çocuk padişah, evin padişahı. Kalkmıyor, hoş geldin demiyor. Yani çocuk o kadar kendi haline bırakılmış ki. Tamam belki fıtrat mizaç vardır ama çocuğu da çekmeye çalışmamız gerekmiyor mu anne baba olarak? Ya da çok ufakken bir yaşlı teyze geldiği zaman ayağa kalkıp ona doğru gidip selamlamayı biz öğretmemeli miyiz yani? Bir 7-8 yaşındaki çocuk bunu yapmayacak mı? Dedesine yapmayacak mı her şeyden önce? Merhamet ailede, aile bireylerinin birbirine göstermesi de öğrenilen bir şey değil mi hocam? İşte biz yaptık Tuba Hanım. Eskiden bilemiyorum ben, sizden çok yaşlıyım sanırım. Hocam yaşlıyım ya, durmayın Allah aşkına. Öyle değilsiniz. Ya şimdi sabah mesela köylerde aile büyükleri erkenden kalkar. Evet. Namazlarını kılarlar, tarlaya bahçeye giderler. Öğleye doğru evde işte bir bayan kalır. Ne yapar? İşte pilav pişirir. İşte evi temizler. Çömlek, yoğurt vardır. Onu hazırlar. Yufka, evet. Evin küçük çocuğu da yufkayı beline sarar o bezin içerisinde. Bir elinde pilav tenceresi, o da beze sarılıdır. Bir elinde çömlek. Çocuk belki 4-5 kilometre ileriye azık götürür. Ve çocuk asla yüksünmez. Ama bugün evde ekmek alma kavgaları vardır. Çocuk kapıdan çıkacak, düğmeye basıp asansöre binecek, aşağı inecek. Zaten market apartmanın altında, gidip ekmek alacak ve tekrar asansörle çıkacak. Bunun kavgası vardır yani ailelerde. Ben hatırlarım köylerde çocuk 6-7 yaşında bir kız çocuğu 2-3 yaşındaki kardeşini sırtında gezdirir, kucağına alır, onu işte ne bileyim altını temizler, karnını doyurur. Bir sorumluluk vardı, sorumluluk yükleniyordu ama şimdi ben öyle aileler biliyorum ki çocuğun sınav zamanında çocuğum aman işte dersten kopmasın diye anne çayını getirip veriyor. Pastasını getirip koyuyor masasına. Çocuk dersten kalkmasın. Ben bunu doğru bulmuyorum. Benim kızlarım da var. İki tane finali varken mesela bir, çocukların cümlemizinkini bağışlasın. Benim dibimdeki bardaktır, çaydanlık buradadır. Ama kalkarlar doldururlar. Yani bir sofrayı kurup kaldırmak ne kadar zaman alır? Ya da bir yemek yapmak, bir bulaşıkta yıkamıyorlar artık şimdi. Biz elimizde yıkıyorduk, öğrencilik yaşadık. Elimizde yıkıyorduk, hem bir taraftan ders çalışıyorduk. Şimdi makine var, her şeyin makinesi var. Ya bunlar doğru değil. Çocuklara hiçbir sorumluluk yüklenmiyor. O işte helikopter, anne baba, helikopter, ebeveyn dediğimiz tipler sürekli çocukları koruma modundalar. Çocuk sorumluluklar yüklenmeli. Çocukların görevi olmalı okulda, evde. Ne yapıyoruz? İşte şımarık nesli böyle yetiştiriyoruz. Evet. Ne geldi aklıma biliyor musunuz hocam? O Çorlu'daki lisede düşen o videoda öğretmen çocukları bunu yapsaydı yıkılırdı Türkiye. Evet, evet, evet. Şimdi burada bir sorun var bakın. İzleyenler ve seyirciler olarak bizlerde de sorun var. Ben asla onaylamıyorum. Öğretmen bunu yapsın demiyorum. Sakın yanlış anlamayın. Korkuyorum artık yanlış anlaşılacağım diye. Velev ki öğretmen bunu öğrencilere yapsaydı, inanın haberlerde boy boy geçerdi. Falanca yerde öğretmen öğrencileriyle alay ettiği falan başlıklar gelirdi, böyle dikkatli sesler falan. Öğretmen linç edilirdi orada. Peki biz bu çocuklara sessiz mi kalacağız? Valla yönetmelikler, kurallar, her şey yani putlaştırılmış bir nesle dönük. Hı. Öğretmenin elinden her şey alınmış, idarenin elinden her şey alınmış. Yani disiplinin bir yaptırımı yok, öğretmenin bir saygınlığı yok. Ha bunda öğretmenin payı var mı? Elbette var. Yani bizim de suçumuz elbette vardır ama o görüntüler gerçekten yani içler acısı
görüntüler. Öğretmen ne yapsın ki orada? Yani İngilizce öğretmeni sanırım arkadaş. Hmm. Şimdi öyle bir sınıfta siz İngilizce anlatmaya çalışıyorsunuz. İşte müfredatı işlemelisiniz. İşte sınav yapacaksınız. Bu çocuklar belli bir seviyeye gelecek. Ya bu nasıl mümkün olacak? O yüzden bu işte zorunlu eğitimde ya eve çekilmeli ya farklı bir format getirilmeli ya da çocuk işte berber çırağı olacaksa hani bu çıraklık eğitim merkezlerinde olduğu gibi bir tarafı okulda bir tarafı işte çalıştığı yerle ilgili olmak üzere yani farklı bir format getirmeli. Bir de öğretmenlik formasyonları, öğretmen yetiştiren kurumlar yeniden kolları sıvayıp yani biz nasıl bir öğretmen yetiştirmeliyiz? Bu nesli karşılayacak, bu nesle eğitim verecek. Böyle bir nesil var maalesef. Biz icat ettik bunu az önce söylediğim gibi. Evet. Bunları karşılayacak nasıl bir nesil yetiştirmeliyiz? Bunun da çaresine bakmaları gerekiyor eğitim kurumlarının. Eğitim kurumlarından başlayan, öğretmen yetiştiren eğitim kurumlarından başlayan bir revize gerekiyor. Ben özellikle öğretmen yetiştiren fakültelerdeki hocalarımızın mutlaka haftada bir kez de olsa, birkaç saat de olsa okullara gelip oradaki havayı koklamaları gerektiğini, orada derse girmeleri gerektiğini düşünüyorum. Okul okul değişiyor. Mesela başka sorunlar da var. Bir fen lisesine gittim. Yine yazar sıfatıyla çağırdılar. Kapıdan girdik. Herkes ayağa kalktı. Çok şaşırdım. İlk defa öyle bir şey görüyorum. Biz oturuncaya kadar oturmadılar. Ben oturdum. Onlar oturdular. İlk defa oturarak konuştum. Çünkü okullara gittiğinizde oturarak konuşamazsınız. Yani 30 kişi hakim olamıyorsunuz. 300-500 tane öğrenciyi bir salona topluyorlar. Dikkati toplamak da zordur hocam. Çok zor yani. Orada bir sürü yani tiyatral işler yapmanız lazım. O da ayrı bir sıkıntı. Yani başarıya odaklanmış, robotlaşmış böyle adeta öğrenci tipleri de var. Böyle okullar da var. Yani sosyal hayattan kopuk. Sadece işte bir hedefim var, onun için çalışıyorum gece gündüz. Bunlar da çok sağlıklı gelmiyor bana. Bunu bir türlü biz ortayı bulamıyoruz. Bu da çok faydacı ve pragmatist bakış açısı. Daha böyle madde anlamında yaşayan belki çocuklar olabiliyor ileride, öyle düşünüyorum hocam. Çok böyle hedefine odaklı, işte bir meslek edinme, bir kariyer telaşı, her şey mükemmel olmalı. Bu da çok sağlıklı değil zaten. Ama şimdi modern dünya rengarenk karşımıza çıkıyor. Biliyorsunuz standartlarımız değişti artık. Çok. Standartlarımız değişti. Hı hı. Çocuklar daha ilerisini istiyorlar. Daha çok para getiren neresiyse oraya gitmeye çalışıyorlar. Evet. Yani vatana millete, siz başta söylediniz ya, vatana millete insanlığa faydalı olmayı mı düşünüyor yoksa kendi rahatını mı düşünüyor ki anne babalar da bunu böyle öğütlüyorlar. Mesela yine benim sık söylediğim bir şeydir. Bu toplumda en değerli işlerden birisini yapanlar çöpçülerdir. Toplamadıkları zaman yani doktorlar ne yapabilecek? Ne kadar aynı fikirdeyiz evet, hocam. Evet, yani peygamberler yani çobanlık yaptılar. Ya hiçbir meslek kötü değildir. Alın terleterek helal kazandığımız her meslek güzeldir, evet. Kutsaldır. Dolayısıyla yani A meslek, biz kendi aramızda da öyle değil mi yani? Ben kendim yaşıyorum. Mesela öğretmen konuşuyoruz böyle pek güzel dinliyorlar. Üniversitede hoca zannediyor adam beni. Öğretmen olduğumu öğrenince ağız burun bükebiliyor. Tabii benim kendimle ilgili bir sorunum yok. Ama böyle bir sıkıntı da var o maalesef. O kompleks karşıdakinde var ama. Ya işte benimle ilgili o bir sıkıntı yok. O bizi ilgilendirmiyor hocam. Ama şimdi toplum böyle. Bizim değer yargılarımızda sıkıntılar var. Değer anlayışımızda sıkıntılarımız var. İnsan olana değer vermek yerine işte titriniz yoksa fikriniz yoktur moduna geliyoruz. Çok doğru. Bizim okulumuzu temizleyen bayanlar var. Allah razı olsun. Yani ellerinden paspas süpürge düşme. Ben her geçişte onlara teşekkür ediyorum. Ellerinize sağlık diyorum. Çocuklara da öğütlüyorum. Bakın siz buraları batırıyorsunuz. Bu teyzelerimiz buraları temizliyor. Onları görmeniz lazım. Onlar da bir hizmet görüyorlar. Şimdi temiz bir ortam sağlıyorlar bize. Biz oraya girip güzel güzel ders yapıyorsak onların sayesinde. Onların ciddi katkı var. Biz sokağa var. Çıktığımızda aynı şekilde ben her zaman o temizliği yapanlar nerede olursam olayım, metro, sokak hiç fark etmez. Parklar, bahçeler, belediye işçileri her zaman selam veririm. Her zaman bir kolay gelsin, ellerine sağlık derim. Çünkü bizim etrafımız yaşanabilir kılan onlar. Bir yapmasınlar bakalım. Bir hafta Türkiye'de hiçbir temizlik görevlisi işini yapmasın. Kokarız pislikten.
Açık ve net. Ne kadar rezil olduğumuz biz kendimiz görürüz onlar olmasa diye. Hocam soğukta ben hayran oluyorum. Yani soğukta o insanlar değil mi? Yani bizim çöplerimizi alıyorlar. Yani ama biz mesela işte o görevi yapan kişiye bir bakış açımızla işte karşıdan bir doktor avukat geldiğini ama efendim diye böyle bir yalama moduna geçersek titreni çocuk şöyle bir bakar. Bu değerli, bu değersiz. O zaman böyle olmalıyım ve bunu insan yerine koymalıyım. İşte hiçbir şey yapmanıza gerek yok. İletişim diliniz, diğer insanlarla iletişim dilinizde bile çocuk insanları kodluyor kafasında. Aynen. Sorular var hocam size. Bizim bir de soru. Sorudan önce şöyle bir şey ben buyurun hocam. Söylenmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani davranış ve inanç sıkıntımız var. Ondan bahsettik ya. Benim çok dikkatimi çeken bir hadis. İman 60 ya da 70 küsür bölümdür. En yücesi yukarıda olanı la ilahe illallah cümlesidir. En aşağıda olanı da yoldan eziyet veren bir şeyi gidermektir. Kaldırıp kenara atmaktır buyuruyor Efendimiz. Düşündürücü yani hani la ilahe illallah bir inançla ilgili bir konu. Eyvallah. Ama yoldan eziyet veren şeyi gidermek bir davranış. Bu bir inanç değil. Normalde yalın baktığımız zaman yani bize öğretilen eskiden beri geleneksel anlayışa bakarsanız la ilahe illallah bir inancı anlatıyor ama yoldan eziyet veren şeyi gidermek neden imanın bir bölümüdür? Aslına bakarsanız çok tatlı bir şey var burada. Benim yoldan eziyet veren bir şeyi gidermem. Yani davranışımla inancımla alakalıdır, bağlantılıdır. Yani inanç insanı o hale getirir. Ve burada bir de Müslümanın bilinçaltı var bakın Tuğba Hanım. Hadis şöyle değil. Yola eziyet veren bir şeyi atmamaktır demiyor hadis. Almak diyor. Yoldaki eziyet veren bir şeyi kaldırıp atmaktır diyor. Çünkü zaten Müslüman atmaz. Yani Müslümanın bilinçaltı budur. Yani İslam'ın öngördüğü insan tipinde bu vardır. Yani bozguncu değildir o. Dağıtmaz, bozmaz, zaten atmaz. Yağmacı değil aslında. Ve bir şey varsa, bir engel, bir sıkıntı varsa insanlara zarar verecek. Başkası atmış onu belli ki o atmadı. Bana ne canım da demez. Kendisi yapmadığı halde onu alır ve kenara atıverir. Bu anlamda bunu çocuklarımıza öğretmemiz lazım. Bir şeyler soracaksınız ama şunları da söylemeden edemeyeceğim. Siz söyleyin çok hocam, zamanımız sonra var. Yok vaktimiz var. Siz söyleyin ben sonra TRT Yeni Günden merhaba. Hemen sıkıştırıverdim arada. Sorularınızı bekliyorum. Yorumları okumak çok sıkıntılı. Bu kadar yorumlar var. Vaktim yok. Lütfen kusura bakmayın. Hocam tamamlayın. Siz bulmuşken konuşturalım. Evet yani söylemeyi istediğim bazı şeyler var. İnşallah uçmamıştır bu süreçte. Yani Müslümanın bilinçaltı burada önemli. Mesela Peygamber aleyhissalatü vesselama bir sahabi geliyor diyor ki ya Resulallah kalbim benim çok katı diyor. Bundan rahatsızım nasıl yumuşatabilirim? Evet. O da diyor ki fakiri doyur, yetimin başını okşa. Bakın yetimin başını okşamak bir eylemdir ama kalbinizi etkiliyor. Bakın kalp sağlığı için davranışlara dikkat etmek lazım. İşte kalp sağlığı için şunları yiyin şunları yemeyin falan deniyor ya. Her davranış kalbi etkiler. Mesela Peygamber aleyhisselam diyor ki mümin bir günah işlediği zaman kalbinde siyah bir leke belirir. Tövbe ederse temizlenir ama devam ederse büyür. O lekeler çoğalır ve nihayetinde kalbini tamamen kaplar. O Mutaffifin suresindeki ayete gündeme getiriyor. Kelle berrâne alâ gulûbihim bimâ kânû yeksibûn. Hani Kur'an eskilerin masalları diyorlar. Hayır. Aslında kazandıklar onların kalplerinde pas tutmuştur diyor. Şimdi burada çocuklarımızın bu anlamda, gençlerimizin ve kendimizin de bu anlamda sağlıklı davranışlarla kalbimizi, inancımızı beslememiz gerekiyor. Yaşlı bir kızılderili ile torunu çadırının önünde oturmuşlar. Dışarıyı izliyorlar. Bu arada çocuk büyümeye başlamış ve her şeyi sorgulamaya başlamış. Öteden beri bir şey dikkatini çekiyor çocuğun. Kendisini bildi bileli çadırlarının önünde iki tane köpek var. Biri bembeyaz, biri simsiyah. Soruyor diyor ki dedeciğim diyor yani ben biliyorum ki yıllardır çadırımızın önünde iki tane köpek var. Biri bembeyaz, biri simsiyah. Neden var bu köpekler? Yani anlamı ne bunun? O da diyor ki evladım diyor bunlar benim için iki sembol. Biri iyiliği, biri kötülüğü temsil eder. Onların ikisi de içimizde var ve işte
bu köpekler böyle işte boğuştuğu gibi içimizde de sürekli iyilik ve kötülük boğuşur durur diyor. Genç bu sefer tabii bir mücadele varsa bir kazanan olmalı diye düşünüyor. Peki dedeciğim diyor, hangisi kazanır? Dede torununun omzuna atıyor elini ve diyor ki, hangisi Mevlat? Ben hangisini iyi beslersem. Şimdi doğru davranışlarla, güzel davranışlarla kalp eğer beslenmezse zamanla bozulup kararacaktır. Bundan dolayı işte tövbe diye bir şey de var. Bu önemli, hatayı anlamak, dönmek. Yani çocuklarımızı steril ortamlarda da yetiştiremeyiz. Yani biz artık bir çocuklara bir çit öremeyiz. Sosyal medyadan dolayı biz istemesek de dışarıya sarkıyorlar. Önemli olan nedir? Hani genelde yaklaşım böyledir. İşte kadın yokmuş gibi davranmak, para yokmuş gibi davranmak, makam yokmuş gibi davranmak ve onları öyle yetiştirmek mi daha doğru? Yoksa onları öyle bir yetiştirmeliyiz ki bu saydığımız her şeyin içinde bile olsalar onlara özünü koruyanlardan. O ortamda bile özünü koruyabilen insan yetiştirmek mi daha önemli? Ki bu çağda zaten onları yok sayamazsınız. Bunu bir şekilde görüyorlar çocuklar, ulaşabiliyorlar. Ya da bakıyorsunuz bir makama oturunca adam değişiyor, bambaşka biri oluyor diye görüyoruz. İşte o bağışıklık sistemi, o bağışıklık sistemini koruyacak, o Müslüman kişiliğini koruyacak dinamikleri çocuklara vermemiz gerekiyor. Bunu da sağlıklı davranışlarla ve birlikte yapabiliriz. Evet. Şimdi az önce demişsiniz ya, siz çocuklara ulaşabiliriz. Ne kadar izleyenlerimiz dikkatli, onu beyan edeyim size. Çocuklarımıza ulaşabiliriz, doğru kanalları bulabilirsek diye. O kanallar neler diyorlar? Şimdi izleyenlerimiz, belki bundan bahsedeceğiz. İzleyenlerimiz şunu başta söylemiş olalım. İkimizin de hemfikir olduğu hocam. Biz nasıl yaklaşır, nasıl davranırsak çocuklar o şekilde şekil alıyor. Dolayısıyla gökten zembille inmedi bu çocuklar bize. Bu haliyle bize verilmedi. Bize özüyle verildi, fıtratıyla verildi ve biz şekillendirdik. Şimdi anne babalar kendilerine dönsün diyoruz ya, yardım istiyorlar bizden. Nasıl döneceğiz, nasıl yaklaşacağız? 17-18 yaşına gelmiş bir ergenim var evde diyor anne örneğin. Ben nasıl dönüştüreceğim onu? Nasıl işte doğru düzgün durabilmeyi, işte gelene... Daha doğrusu etrafındaki farkındalığı arttırmaktır. Ben öyle düşüneyim. İşte kapıdan bir misafir geldi, bir yaşlıyı gördüğünde o söylediğiniz yolda bir... Geçen daha gördüm, çok komiktir yani. Pazarın ortasında tam da insanların yolun üstüne hani koyarlar ya, böyle soyulmuş muz böyle koymuşlar. Şeyde karikatür ezilir, filmlerde olur genelde. Aynen öyle bir şey. Oradan tutup resmen fırlattım bir yere, çöp olan yere. Yani hani çok basit gibi geliyor. Bakın yerde duran bir şeyi... Alıp koyun diye. Çok basit. Aman tıs, bu da ne gibi algılanabiliyor. Ama yaşıyorum. Daha geçen hafta yaşadım. Şunu düşündüm. Buna ay ya, annemler önden gidiyor. Bassa, düşse, beyin kanaması geçse. O an bir sürü film geçti aklımdan. Ve birçok insanı tehlikeye atacak bir şey. Ama çok basit gibi geliyor hocam biz cümle kurduğumuz zaman. Komik geliyor. Bazen gençlerimize de böyle şeyler komik gelebiliyor. Bilirsiniz bazı kanallar vardır. Çok fazla ajitasyonlu filmler, diziler yayınlanır. İşte ergenlik çağına gelmiş çocuklarımız alay eder oradaki senaryoyla. İşte yaşlı bir kadın ağlar. Biraz çok tabii basitçe anlatılmış bir şeydir ama çocuklar ve ergenler bunlar bu ağlayan ve mazlum durumuna düşmüş, zulüm gören birinin komik de olsa, hani çekimler hatalı belki, işte çok basit, dalga geçilebiliyor. Çünkü onlar teknoloji çocukları ya, neler gördüler müthiş uzay filmleri izledikleri için. Orada bile senaryo bile olsa orada bir sızı yok kalpte, bakın etkilemiyor hiç. Alay edebiliyor ağlayan bir yaşlıyla. Hatta, halbuki gerçek hayatta var öyle hikayeler değil mi? Buyurun hatta dediniz. Hatta yani işte misafire hoş geldin desem ne olacak? Çok basit geliyor ona. Yani, benim hoş geldinle mi ihtiyacım var? Tabii yani ben hoş geldin deyince hoş mu gelecek? Tam bir hocam genç yetişkin cümlesi bu. Çok banal yani, ne gerek var? Evet. Geldiyse zaten hoş gelmiştir falan. Bana mı sordu? Ben hiç görmese zaten bilmez ki, ne fark edecek falan. Yani kendilerine göre çözümler buluyorlar. Bunun için herhalde bir program daha yapmamız lazım. Yapalım bence. Şimdi şöyle yapalım. TRT Yeni Güne Merhaba hesabından gelen sorulara baktım. Mesela demiş ki Nasibe Hanım, hayırlı programlar diliyorum. Benim sorum, çocuklarda özenti var. Bu özentiyi nasıl anlatabilirim çocuklarıma demiş. Nasıl özentiden bahsediyor ama muhtemelen modern dünyadaki özentiden. Yani ekranlarda, özellikle sosyal medya fenomenleri. Şu an şunu görüyorum ben genç kızlarımızda, özellikle sosyal medya fenomenlerinin hayranları. Bir yerde karşılaştıkları zaman böyle popstar görmüş gibi davranabiliyorlar. Şu an herkes ünlü. Instagram'daysanız hepiniz ünlüsünüz. Hiç dert etmeyin diyorum hocam. Ne düşünüyorsunuz bu konularda? Çocukların
kendisine saygısını artırabilecek işler yapamıyoruz. Yani mesela inanmak insana bir saygınlık verir. Örneğin yani mümin kelimesi emene kökünden gelme bir kelimedir. Kendine güvenini de anlatır aynı zamanda. Yani inanan insanda kendine bir güven vardır. Bir duruş vardır. Yani sırtını Rabbine dayamış bir insanın daha güçlü olduğunu, daha dik durduğunu görebilirsiniz. Ama gerçekten iman varsa, biz bunu çocuklara öğretemiyoruz. Yani inanmanın insana verdiği o gücü, o enerjiyi, o saygınlığı, o duruşu çocuklarımıza öğretemiyoruz. Daha doğrusu bakın az önce yani ileride geçmişte konuştuk bunu az önce söyledik. Yani biz çocuklarımıza aslında bir eğitim falan vermiyoruz. Çocuklarımız eğitimlerini dışarıdan alıyorlar. Sosyal medyadan alıyorlar. Maruz kalıyoruz biz. Sürekli birileri bir şeyler üretiyor, bir şeyler sunuyor ve çocuklarımız onunla yetişiyor. Yani anne babalar olarak bizim çocuklarımıza kuru nasihatler dışında öğrettiğimiz bir şey yok. Bakın böyle ritüel diyebileceğimiz şeyler var. Hani İsmet Özel'in çok harika bir sözü var. Hak yemek bu ülkede sol elle yemek kadar dikkat çekmedi diyor. Yani sağ elle yemesini öğütlüyoruz, önünden yemesini öğütlüyoruz ama değerler eğitimi adına evimizde bir şey yoksa ve değerler eğitimi adına bir şeyler yapmıyorsak bu ritüellerin de bir anlamı olmuyor. Şimdi öncelikle çocuklara inanmanın insana büyük bir değer verdiğini, inanmanın saygın bir duruş olduğunu, inanan insanın bir duruşunun olduğunu, kendine göre bir değerler dünyasının olduğunu öğretmezseniz, yani mesela bir eve gittim ben, kızcağız namaz kılıyormuş, kaldırdı gitti falan. Sonra gel dedim, Allah kabul etsin, çok sevindim, namaz kılıyorsun dedim. Çıktın gittin ama dedim seccadeyi aldın, utandım dedi. Dedim sen utanacak bir şey yapmıyorsun ki. Çok saygıdeğer bir şey yapıyorsun. Ben dedim gerçekten gurur duydum seninle, çok etkilendim falan. Yani bu önemli. Yani çocuk mesela namazıyla, çocuk kendi ilkeleriyle, kendi hayatıyla dik durabilmeli. Bundan dolayı sevinmeli. Ben Müslümanım, ben böyle davranırım, böyle yaparım. Oturuyoruz, konuşuyoruz, muhabbet ediyoruz. Ama namaz vaktidir, benim bir namaz kılıp gelmem lazım deyip kalkmalı, gitmeli. Bunu saklamak zorunda olan ya da ne bileyim utanan. Ha, bundan utanan bir nesil yetiştiriyoruz biz. Bunu anlatmıyoruz çocuklara ya da anlatamıyoruz. Bu değeri onlara öğretebilirsek, inanmanın ne kadar önemli bir şey olduğunu, inanan insanın kendine özgü bir duruşunun olduğunu çocuklara öğretebilirsek, çocuklarımız özenmeyecektir. Gittiği yeri değiştirecektir. Gittiği yere göre değişen olmayacaktır. Evet. O zaman Müslümanın bir karizması da olmalı. Ha, bu, ben buna inanıyorum. Bu karizmaya inandırmalı çocuğu. Yani hakikaten böyledir. Ve yani karizmatik olmalı aslında yetişkinler olarak bizler. O karizmatik, aynen, duruşu sergilemeliyiz. Bilgi, donanım, kültür, dünyanın o dünya kültürü de. Yani örnek veriyorum, Batı'ya özentiden bahsediyoruz belki çocuklarımızda. Siz Batı'nın o kültürüne bir hakim olun. Bir bilin ya. Yani bir yabancı dilimizi geliştirelim. Ben öyle söylüyorum. Bir düşmanınsa eğer senin kültürel anlamda, o düşmanı bir çözmelisin, bir anlamalısın, bir bilmelisin, öyle değil mi? Tanımalısın. Çocuğum neye maruz kalıyor? Ben onu bir bilmeliyim. Çocuğum hangi filmleri izliyor? Neden etkileniyor? Hangi karakter neyi anlatıyor? Bu karakter o filmlerde bilinçaltına ne aşılıyor? Hiç haberimiz var mı? Yok. O yüzden bizim de hala kendimizi yetiştirmemiz gerekiyor. Maalesef çocuklarımız bizden belki çok çok öndeler, teknolojiyle, kesinlikle, doğdular. O zaman çocuklarımız bizim arkamızdan koşmayacak. Biz onların arkasından. Biz onlara yetişemiyoruz. Durmayacağız, bakalım, yetişemeyeceğiz de, ama olabildiğince o mesafe var ya Arap, takip mesafesini kapalı tutmaya gayret edeceğiz diye düşünüyorum. Mesela bana da gelen şöyle bir şey vardı. Çocuğum işte 16-15 yaşında, 15-16 yaşlarında başörtülü ama başörtüsünden utanıyor. İşte şort giyen, mini etek giyen etrafındaki arkadaşlarından utanıyor öyle gitmekten diye. Nasıl bir davranış sergilemeyim diye. Bir kere zaten şu tesettür kısmını genç kızlarımıza özellikle anlatırken, yaşatırken farklı yolları denememiz gerekiyor. Biz belki diyecek ki anne baba, biz annemizden babamızdan gördük, işte olması gerekiyordu, yaptık. Ama şu an böyle değil. Olması gerekeni çocuk etrafına bakarak seçiyor, bu olması gereken benim için diyebiliyor. Dediniz ya, çocukların gözlüklerini bir takalım, nasıl bakıyorlar acaba diye. Ve ben hatırlıyorum, ilk 11 yaşımda kapandığımda şort giyen, mini etek giyen arkadaşlarım vardı. Benden yaşça da büyüklerdi. Bu ne böyle, nine gibi olmuşsun, niye kapandın dediklerinde,
bu benim kendi seçimim, ben senin şort giymene karışmıyorum dediğimi hatırlıyorum mesela. Ya da kendini savunabilen çocuklar var mı acaba? İnandığını, neden yaptığını anlatabilen çocuklar. Bu yetide de çocuklarımızı geliştirmemiz gerekmiyor mu hocam? Şunu öğretmek lazım. Bakın benim mesela çok farklı kesimden dostlarım var, arkadaşlarım var. Yani Allah'a dahi inanmayan. Evet. Bakın dost diyebileceğim insanlar var. Çocuklara şunu öğretmeliyiz. Siz bir duruş sergilerseniz, kişiliğinizle bir nasıl ifade edilir o? Yani kişiliğinize, kimliğinize sahip, saygın bir duruş sergilerseniz. Herkes saygı duyar. Farklı dünyadaki insanlar da size saygı duyar. Evet. Şimdi aslında insanlar neye saygı duymaz? Ne olduğu belirsiz. İki arada bir derede. Yani kuş mu, deve mi? Kendisi bile kendisine inanmıyorsa. İşte yani ilkesiz, ne olduğu belli olmayan, dengesiz tiplerden kimse hoşlanmıyor. Bakın yani bir Müslüman var, bir şahsiyeti var, adamın bir inancı var, adamın değer anlayışı var, değerler dünyası var. İnanın her kesimden insan böylesine saygı duyuyor. Evet. Ama nerede saygınlık bitiyor? Ben Müslümanım diyorum, söylemlerim var. Hani davranış. Dedik, hale ihtiyaç duyar. Halimde sıkıntılar varsa, davranışlarımda sıkıntılar varsa o zaman saygınlık da orada bitiyor. Çocuklara bunu anlatabilirsek, yani Müslümanın bir duruşu vardır. Bununla da yani yaşadığı zaman, ona sahip çıktığı zaman çevresinden belki ilk etapta tepki alabilir, çeşitli mobbinglerle karşılaşabilir ama zamanla bunun geçeceğini ve çevrenin de onu bu şekilde kabul edebileceğini öğretirsek bu tür özentiler de bitecektir. Evet. Hocam bize çok böyle dikkatle dinleyen bir izleyicimiz ama bize bazı konularda katılmadığını ifade etmiş. O kadar demokratik bir programımız ki izleyicilerimiz olumsuz mesajlarını da tartışalım efendim. Birlikte istişare yapmış olalım. Hocam demiş çok güzel anlatıyorsunuz ama bir tek nokta, bir tek şu konuda size katılmıyorum. Her öğretmen bir değil lütfen. Çocuklarımızın psikolojisini bozan, kişine zarar veren öğretmenlerle karşılaştım. Çok üzgünüm. Hala aklıma geldikçe bir toplumu yükselten, geliştiren öğretmenlerdir diye düşünüyorum. Bu çok önemli. Fakat ne yazık ki hakkını veremeyen öğretmenlerimiz de var demiş. Çok uzun yazmış. Hemen özet geçmiş oldum. Şimdi şu meseleyi bir hemfikir olalım. Çocukların psikolojisi öyle. Legolar vardır hani. Yap çıkar böyle tak çıkarlı oyuncaklar. Öyle bir şey değildir. Yani çocuğun psikolojisi öyle hıt diye bozulacak bir şey değil. Bunu bir anlatalım. Bir psikolog olarak söyleyeyim. Çocuklar gerçekten sizin sandığınızdan daha dirayetli, daha gerçekleri anlayan, algılayan, ifade etmeseler bile gözlemleyebilen varlıklardır. Allah onlara öyle bir kod vermiş ki bu kadar çabuk bozulan bir şey olsaydı Allah onları bu halde niye gönderdi o zaman dünyaya? Öyle bir düşünmek lazım diye düşünüyorum. Tamam, izleyicimizin kısmen söylediği şeyleri de anlayabiliyoruz. Psikopat öğretmenler de var demeye getirmiş açıkçası. Hocam her kesimde var. Yani bu sadece öğretmenlerle ilgili bir şey. Öğretmenler de olmayacak diyor ama. Yani ya mutlaka olabilir. Yani bunlar ama şey değil. Marjinal ölçü örnekler. Ölçü değil mi diyorsun? Ölçü değil. Medya genelde bu tür şeyleri daha çok ön plana evet. çıkarıyor. Bir tane öğretmen bir şey yapıyor. Sanki bu binlerce öğretmen bunu böyle yapıyormuş havasında verildiği zaman sıkıntı yaşarız. Elbette vardır yani her meslek grubunda mesleğinin adamı olamamış insanlar olabilir. O ayrı bir konu ama gerçekten mesela o velimizin de yani ben adil olduğunu düşünüyorum. Olabilir yani böyle sıkıntılı arkadaşlarımız ama ben özellikle son çağın öğretmenlerinin çok gayretli olduğunu düşünüyorum. Yani bizim çocukluğumuzdaki öğretmenlerden daha iyi olduklarını, özür diliyorum hocalarım beni affetsinler ama daha gayretli olduklarını, daha yaratıcı olduklarını, ben öğretmen gruplarında varım, işte sosyal medyada varım, WhatsApp gruplarında varım, sürekli bir şeyler üretmeye çalışan, öğrenciye nasıl faydalı oluruz diye çabalayan, gecesini gündüzüne katan o kadar çok öğretmen var ki sosyal medyada da çalışmalarını paylaşıyorlar. Bu kadar öğretmenin içerisinde bir takım sıkıntılı arkadaşlarımızın olması da normaldir. Onlarla ilgili de bu yani ayyuka çıkarmadan öğretmenlik değerini düşürmeden gerekli yerlerle görüşülür edilir ama yapıcı bir şekilde konuşarak anlaşa
biliriz. Bunların hal çaresine bakabiliriz diye düşünüyorum. Evet, şöyle bir yorumlara da bir yandan bakıyorum hocamı dinlerken. Şimdi çok güzel istifade edenler var, sağ olsunlar, çok fazla mesaj var. Ama mesela direkt bir soru var pedagojik anlamda. Onlara da girsek mi diye düşünüyorum. Ruşen mesela, Ruşen Toğuşoğlu muhtemelen. Kızım 5. sınıfa gidiyor. Hala okulda bir arkadaşı yok. Teneffüste sırasında oturuyormuş. Niye gitmiyorsun dediğimde ben gidince yokmuşum gibi davranıyorlar. Sanki oyunu bitiriyorlar diyor. Bir gün sınıfa gittiğimde çocuklar Elif hiç konuşmuyor. Çok sessiz dediler. Okulu hiç sevmiyor. 1. sınıftan beri gitmek istemiyor. Kendini okulda ifade edemediği için öyle düşünüyorum. Sizin değerli fikirlerinizi almak isterim demiş. Şimdi size sormuş okulu... bunu. Hocam hemen topu bana attı. Şimdi şöyle bir durum var. 1. sınıftan beri okulu sevmeyen bir çocuk. Böyle tahayyül ediyorum. Şimdi bu mesajda siz çocuğu görmeden, çocuğun hal ve hareketlerini, herhangi bir psikolojik olarak anksiyetesi mi var, okul fobisi mi var, okulda onu, okula ilk gittiği zaman nasıl oldu mesela? Okula nasıl hazırlandı? Bir okul öncesi aslında bu var ya, nereden başlayabiliyorsunuz? Kesinlikle. Okul çocukluğuna öncesi. Bir inelim. Çocukluğuna. Klasik psikoloji yapacağız, terapi. Çocukluğuna bir inelim. Ama çok önemli mi? Çocukluğuna inme meselesini kesinlikle. Çok tiye alıyoruz ama. Ya, sebebi var bunun. Yani çocuk niye gitmek istemiyor, neden sevmiyor? Sadece bu değil. Çocuk mesela bir yer söylersiniz, işte bir teyze vardır. Mesela ben hatırlarım, çok böyle despot duran bir komşumuz vardı, amca. Rahmetli olmuştur çoktan. Oraya gitmekten çok korkardım. Ya sakallarından korkardım çocukken mesela. Bana izlediğim, okuduğum masallardaki işte bir karakteri hatırlatırdı mesela. Çok farklı sebepler olabilir. Çocukluğa inme meselesi öyle kolay bir mesele değil. Bilinçaltına inme. Belki daha sonra uzun uzun görüşebiliriz. Vaktimin çoğunu sonuçta Elif için harcayamam, diğer izleyenlerimin hakkına girmemek için. Ama şunu söyleyebilirim. Eğer ki böyle bir asosyallik durumu anlatılıyor. Öyle mi bilmiyoruz. Ama çocuk mahcup mu oldu, okulda ilk gün bir şey mi yaşadı ya da ikinci, üçüncü sınıfta bundan öncesinde öğretmeniyle bir diyalog mu yaşandı, toplum önünde tahtada bir küçük düşürücü duruma mı maruz kaldı? Bakın bunlar çok faktörler. Şimdi bazen böyle psikolog gördüğümüzde soruyoruz böyle, sebebi nedir, tedavisi nedir? Öyle kolay olmuyor bu işler. Altyapısındaki faktörleri iyice incelemek gerekiyor. Benim size tavsiyem, çocuğunuz eğer böyle bir sorun yaşıyorsa lütfen bir çocuk psikoloğu, bakın altını çiziyorum, bir çocuk psikoloğuna götürün. Gerekirse pedagogdan destek alacaktır çocuk psikoloğu. Bir oyun terapisiyle onun içerisinde bulunan bu gizli kapaklı, bizim çözemediğimiz, şu an yayında çözmem mümkün değil, bunu açığa çıkaracaktır. Lütfen bulunduğunuz ilde bir çocuk psikoloğuna ulaşın ve bunun altında yatan sebepleri birlikte çözmeye gayret edelim. Kaç dakika arkadaşlar? 1,5 dakikam kalmış. Hiç konuşmuyorum hocam. Toparlamak adına. Geniş şöyle bir konu konuştuk ama toparlamak adına mesajlarınızı alalım mı? Şu an sizi gençler izliyor, veliler izliyor, belki eğitimciler izliyor. Onlara ne söylemek istersiniz? Şimdi heyecanlandım. Hocam çok güzel mesajlar var size bu arada. Teşekkür edelim onlara da. Ben teşekkür ediyorum. Tabii bilmiyorum, burada biz bize konuşuyoruz gibi oluyor. Diğer tarafta neler olduğunu siz... Çok güzel şeyler oluyor hocam. Hiç biz bize değiliz, merak etmeyin. Bakın çocuklar bizim... Allah'tan aldığımız emanetlerdir. Yeni nesil öyle çok kötü bir nesil değil, onu söyleyeyim. O görüntülere rağmen söylüyorum bunu. Çorlu'daki o görüntülere rağmen söylüyorum. Sadece çocuklarımızla sağlıklı iletişim kuramıyoruz. Hatta iletişim kuramıyoruz. Bu iletişim yollarını, yani nasip olursa bir başka seferde onu da konuşabiliriz. Kendimi davet ettirmiş gibi olmayayım bu arada. Yok, öyle oldu zaten hocam. evet. Yani onları anlamaya çalışmalıyız. Yani oturalım, özür dileyelim, yani tam anlayamadım diyelim. Ya da neyse, çocuklarımızla oturup bir ortamı paylaşmaya çalışalım. Onlarla zaman geçirmeye çalışalım. Çocuklara biz yuva kuralım hakikaten. Yani bir aileleri olduğunu hissetsin. Bir annesi babası olduğunu hissetsin. Çalışıyoruz para kazanmak için, habire koşturuyoruz ama sadece karınlarını doyurmakla, sırtlarını giydirmekle, iyi bir okulda okutmakla onları iyi yetiştirmiş olmuyoruz. Onların derdini dinlemek, onlarla beraber sohbetler etmek, ortak mekanlar kullanmak, ortak zamanlar geçirmek için çalışmalı, çabalamalıyız. Ben çocuklarımızın eskiye nazaran dünyalarının çok geniş olduğunu düşünüyorum. Bizim bir mahallemiz vardı. Yani şehri bile bilmiyorduk. O mahallede ve işte 4-5 tane arkadaşımızla geçiriyorduk. Dolayısıyla
bu ufku geniş nesle ulaşabilmek için bizim biraz çalışıp çaba sarf etmemiz gerekiyor. Çok teşekkür ediyorum hocam. Teşekkür ederim. Allah razı olsun, ilminizden istifade ettik diyelim. İnşallah bir dahaki başka bir konu ve günde buluşmak dileğiyle diyelim. Eğitimci yazar Musa Mert hocamızı ağırladık efendim. Çocuklarda ve gençlerde kişilik inşasını konuşmaya gayret ettik. Ve bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Fetih suresiyle kapatıyoruz. Şehitlerimizi rahmetle anıyoruz diyelim. Allah'tan rahmet diliyoruz. Şanlı ordumuza yine zaferler diliyoruz. İnşallah muvaffakiyetler alarak sağ salim vatanına dönmeyi nasip etsin onlara diyelim. Ve Fetih suresiyle kapatırken yarın yine aynı saatte, yine aynı gün ve saat diyoruz ya, hafta içi her gün 10.30'da biz bu ekranlarda olacağız. Yarın eğitim gününde buluşmak dileğiyle diyerek size en emin olana Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın. Geleceğimiz için, milletimiz için, devletimiz için, kardeşlik için, birlik için, bayrağımız için, inançlı ordumuza nice zaferler nasip eyle Allah'ım. Bismillahirrahmanirrahim. İnna fetahna leke fethan mubina liyaghfira leke Allahu ma taqaddama min zambika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu 'alayk wa yahdiyaka siratan mustaqima وينصرك الله نصرا عزيزا هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَيُكَفِّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَكَانَ ذَلِكَ عِنْدَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ الظَّانِّينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا
يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفورا رحيما سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتول يعذبه عذابا أليما لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا
وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا لَوَلَّمُ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا سُنَّةَ اللّٰهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللّٰهِ تَبْد۪يلًا وَهُوَ الَّذ۪ي كَفَّ اَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَاَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ اَنْ اَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار
وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ.